Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği TESKOMP eğitim toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Toplantının açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Altun, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Esnaf Birlikleri Başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, son birkaç yıl içinde ülkenin değişik badireler içinden geçtiğini, gezi olaylarıyla başlayan sürecin 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine kadar sürdüğünü belirtti. Bakan Tüfekçi, esnafın özellikle 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminde demokrasinin, devletin ve milletin yanında durduğunu anlattı. Bakan Tüfekçi, son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekonomik ve ticari şartların da değiştiğini anlattı. 100 sene önceki esnaflık yok. 50 sene önceki esnaflık var da kalmadı. Şimdi yeni esnaf türleri, yeni esnaf meslekleri, yeni ticaret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin ne ticaret diye bir ticaret şekli ortaya çıktı. Tüfekçi, bakanlık olarak e-ticaret platformu konusunda çalışma yaptıklarını aktardı. Çünkü ticaretin nüvesi siz dersiniz. O platformlarda olacaksınız. Arkadaşlarımız bir platform geliştiriyor. Çok ciddi rakamlarla esnaf kardeşim de orada olacak. Dükkanında sattığı ürünleri orada satar ve pazarlar hale getireceğiz. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bülent Tüfekçi, Kuzey Irak'ta yapılan referandumun ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Habur-Ovaköy sınır kapısının açılması konusunda soruları yanıtladı. Irak-Ovaköy ile ilgili Irak tarafının çalışmalarını bitirmelerini ve Irak'ın atacağı adımları bekliyoruz. Bizim hazırız. Habur ile ilgili de şu anda kapı açık. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi gelişmelere göre her an kapatılabilir. Ama şu anda açık. Teşekkür ederim.